Ya gece polisle itişik kokuşmamız vardı, bizi çevirdi bilmem ne. İstediğin gibi yeme içme, sohbet, futbol. Ya bayağı sıkıntılı bir dünya kafasıydı. 2006'da kimi tuttuğunu hatırlıyor musun? Gençken daha çok Brezilya tutardım. Şey anı falan hatırlıyor musun? Zidane'ın kafa attığı anı falan. Böyle taraftar şapkası halinde yapıyorlar ve satıyorlardı. Hem kendi karesine gol atıp hem kırmızı kart gören ilk oyuncu oluyor galiba New York Post tarihinde o maçta. Dünya Kupası severlerin, Dünya Kupası'nı sevenler için yaptığı Maçkolik YouTube kanalının özel programımıza hoş geldiniz. İkimiz de Die Mannschaft formalarımızı gelmişiz. Orijinal forma değil ama onların daha sonra retro çıkarttığı bir şey ama. Çok güzel ama. Bunu görünce Rudi Föller, Brehme, Klinsmann, Mateus. Mateus hep var. Doğru, Mateus ne zaman koysa zaten. Senden sonra en çok Dünya Kupası görmüş insanlardan biri yani. Hani o da 5 tane gördü. Almanya demişken Almanya'daki Dünya Kupası. Bu sefer 2006 Almanya'yı ve 2010 Güney Afrika'yı konuşacağız. Dünya Kupalarına gittiğinde ya da izlediğinde net bir takımı tutuyor musun? Tutuyorum ya. Hep bir desteklediğim... Peki bu hep aynı değil değil mi? Hayır, yani hep değişiyor. 2006'da kimi tuttuğunu hatırlıyor musun? Gençken daha çok Brezilya tutardım. Yaşlandıkça daha çok Arjantin tutuyor oldum. Öyle bir durum var yani. Avrupalıları? İngiltere ve İtalya'yı tutarım ben hep. Güzel. Avrupa'da. Ben de İngiltere'yi çok seviyorum. Çünkü futbol kültürü, futbol kültürü her zaman. Bir de o sevgi şey hak ediyor. Başarı hak ediyor yani. 2006'da pek kimseyi tutuyor muydun? Valla İngiltere'yi çok seviyordum. Beckham'lı kadro, işte Peter Crouch'lar, Ferdinand'lar vesaire falan filan. İngiltere'nin nasıl elendiğini hatırlıyor musun? Portekiz'e penaltılarla eleniyor. Kırmızı kart. Evet, Ronaldo attırıyor. Evet. 10 kişi yani. Kalıyor İngiltere. Bu arada şeyin revanşı o. 2004'te de onlar oynuyor. 2004'te evet, de onlar oynuyor penaltılarda. Portekiz'de. Şeyde Avrupa Şampiyonası. Onun revanşı gibi ona eleniyor. 2-2 penaltılar sonra. İngilizlerin klasik zaten bitmeyen bir penaltının laneti vardır. Final nasıldı? Berlin'de final değil mi? Berlin'de. Olimpiyat stadyumunda. Şey anını falan hatırlıyor musun? Zidane'ın kafa attığı anı falan. Hayır, onu görmedim ben. Yani topun olmadığı bir alanda belki de. Hiç alakasız bir yerde herif kafa atmış yani. Maçın geneline girdiğinde ne hissettin? Ya ben İtalya alacak gibi hissediyordum maçı. Her ne kadar Fransa golü bulmuş olsa da sonra kısa bir süre içinde Materazzi de bir gol buluyor kafayla İtalya. İtalya, İtalya Fransa da birini tutuyor muydun? İtalya. İtalya tutuyordun İtalya. Maçta. Yani ve yani Cannavaro, Zidane'ın futbolu Pirlo, bırakışı, Lippi. Şu şeye... O bakışı hatırlıyorsun ya, kupayı böyle yani. Kazanıyor, Lippi dönüp ceketini alır falan. Hayır, bir tane Zidane'ın şöyle bir bakışı var kupaya evet, çıkarken evet. Yani. Orada o çok acayip. 2006... Ya Fransa onu hak etmemişti yani. Evet. 98 Fransa'sı onu hak ediyordu. Doğru. Ama 2006 Fransa'sı değildi. Yani bir maç top oynadılar, İspanya'yı yendiler. Brezilya'ya da iyi savunma yaptılar. Hadi yani bir takım elediler yani. İspanya'yı ardından Brezilya'yı ardından Portekiz'i elediler. Takdir ediyorum. Ama bence İtalya'nın hakkıydı. Evet, ben de şimdi hatırladım. Yani baktım, Cannavaro'nun çok iyi oynadığı Camoranesi, bir turnuva. Camoranesi. Yani çok Camoranesi inanılmazdı. İtalya hele ki ev sahibi Almanya'yı da geçip gelerek yani. Çünkü Almanlar o turnuvayı bize alacağız diye geldiler. Şimdi inşallah 2024 Avrupa Şampiyonası yine Almanya'da. Evet. Ya çok güzel bir turnuva olacaktır büyük ihtimalle. Umarım çünkü Almanya'da evet, zaten lige bile baktığında sürekli dolu tribünler. Çok iyi bir turnuvayı alacağız diye düşündükleri ve 1990'dan beri aç olan bir Almanya vardı. Yani Dünya Kupası kazanmamış. Ona rağmen alamadılar. Almanya ile ilgili ne hatırlıyorsun? 2006 Dünya Kupası'nı hatırladıklarını paylaşsana bizle bir önce. Şimdi Fransa'ya da gittim ben ama Almanya'nın daha farklı olarak gördüğüm Almanya bir futbol ülkesiydi. Yani bir futbol ülkesinde olması gereken şekilde Dünya Kupası yapıldı. Statlar ona göre ayarlanmış, giriş çıkışlar bilmem ne falan filan. Yani çok organize ve hazır bir Dünya Kupası yaşadı. Doğru. Yani senin 98 ve 2002 tecrübene göre çok daha iyiydi değil mi? Ya tabii. Öyle ama bu benim gelir seviyemle de alakalı yani. 2006'da ne durumdasın? Fena değilim. Ama yani. Yani yine bu, bir para mara almamışız yemek tamam sebebinden yani. Falan bir şey yok yani. İyi geçiniyoruz falan ama bugünküyle falan yakınından geçmez. 2002'ye gidemeyince ve Türkiye'nin oturması 2006'da ya ne olursa olsun gideceğim dedim. Ben de daha 30 yaşındayım falan. İlk maçım benim Gelsenkirchen'de Schalke sahası yeni yapmış mükemmel. Portekiz-İran. Hayır. O maç şey, o ertesi gün gittiğim maç. İlk maç Arjantin-Sırbistan. Hatta şöyle bir ilginçlik var. Yani, Messi'nin gol attı. Bravo, onu diyeceğim. Messi, Saviola, Tevez mi diyeceğim. Yani bütün Arjantinliler gol attı. Ben o dönem şunu hatırlıyorum. Hiç biletim yok. Gittim nasıl bilet bulacağım falan bilmiyorum. Eline böyle bir kağıt yazarsın. I need ticket diye. Sen de yapmışsındır tabii. Tahmin ediyorum. Sokakta yürürsün. Yani Almanya'da Gelsenkirchen'in Eskişehir'inde böyle elimde bir tane şey. I need ticket diyorsun. Biri sana yaklaşır. Gerçekten fazla bileti olan biri gelebilir. Bazen de ikinci el satan, karabor satan biri gelir. İşte pazarlık yaparsın falan. Yanımda bir arkadaşımla öyle gittiğimi hatırlıyorum. Ve ben bileti aldım, Sırpların arasındaymışım. Tribüne gittim. Etrafım Sırbistan tribünü yani. Hani. Ama şimdi adamlar gol yedikçe çöktü. Bir de Kezman var o zaman. Kırmızı kart gördü. Ama nefis bir maçtı yani. Hani hatta o maçta bir gol var. Arjantin takımı 20-30. Evet evet. Pas ha. Yaptıktan sonra tamam. Atıyor. Hatırlıyorsun. Bir de Arjantin... Cambiaso olabilir hatta gol. Arjantin'in o maçta giydiği forma da klasik forması değil. Koyu lacivert formayı giyiyor. Hı. Çubukluyu giymiyor. Sonra ben çok uzun gidemediğim için ertesi gün iki maça gitmeye kastım. Birisi Frankfurt Waldstadion'da.
senin söylediğin demin İran Portekiz maçı. 2-0 Deco atıyor bir golü. Orada da tabii ben biletleri ikinci el ve karaborsa aldığım için herhalde daha az taraftar olan taraflardan buldum. İran. İran'ın şöyle bir tezahürat vardı. İran, Yekdüse, İran. Yani Yekdüse zaten Farsça'da geliyor bizim. Onun akşamında da Fritz Walter Stadyum'a gittik Kaiserslautern'e. İtalya, Amerika Birleşik Devletleri. O maçta var mısın? 1-1. Evet. Kırmızı kart. Evet, pozisyon. Evet. Gilardino var. Bravo. Kırmızı kart var. Durant. Pirlo var o takımda değil mi tabii? Olması lazım. Gilardino'nun gol attığını hatırlıyorum sanki. Nasıl olmaz ki? Dünya Kupası kazanan maç yani, hakikaten. Yani. Şimdi 2006 çok yeni zaten. Ya benim böyle o dönem şeyim. Ama seni destekleyen şunu söyleyecektim Nevzat. Yani ben Almanya'daki Dünya Kupası'nda maçlar kadar fanfestlerden zevk aldım. Evet, çok keyifliydi ya. Dev alanlar, dünyanın her yerinden seyirciler, istediğin gibi yeme içme, sohbet, futbol, yani o Covid ya pandemi yaşanmamış, terör yok vesaire falan böyle bir sürü kalabalıkta çok güzel maç izleme ortamı vardı. O benim aklımda yani. Senin gittiğin maçlar neler var 2006'dan? Fransa İsviçre var mesela. 0-0. Zidane'ın olduğu zamanlar yine. Fransa Güney Kore var 1-1. Fransa'nın Güney Kore'yi. Bu atkı var. Bir dakika, bu atkı maçtan mı aldın? Onlar tabii çeyrek final maçı o. Almanya Arjantin 1-1 penaltılarla Almanya alıyor. Almanya Arjantin şu açıdan güzel. Bizim çocukluğumuzun 86 Dünya Kupası finalinin rövanşı. Tarihi neymiş yazıyor Berlin'de. Bu maçı kaç? 1-1. Penaltılar mı kalıyor? Evet. Kroze atıyor, ondan sonra Arjantin atıyor. 1-1 diyor. Arjantin atıyor. İşte ikisi atıyor. Ha işte Arjantin gruptan zaten iddialı çıkıyor. Ben ikisi de çok iddialı takım. Penaltılarla Almanya yeniyor. Almanya zaten o yani hani kendi evinde olmanın verdiği şeyle çok vura vura gidiyor zaten. Klinsmann'ın da gazıyla diyelim. Evet, o zaman. O ekibin, Klinsmann ekibin başında. Bayağı Almanya, biz şampiyonuz falan takılıyordu yani. Çok şehir gezdin mi Almanya'da? Gezdim, çok gezdim. Ne yaptın? Tren mi yine orada daha yok, çok? Yok, araba kiraladım. Araba kiraladın. Araba kiraladım. 2006'da şöyle bir özelliği var senin için tabii. Yani onu belki altı çizmek lazım. İlk Dünya Kupası finalini 2006'da izliyorsun. Evet. Yarı finallerde var mı izlediğin? Yarı final ikisini de izledim. Ben Fransa, Portekiz, İtalya, Münih'teydi. İtalya, Almanya, Dortmund olabilir, hatırlamıyorum. Bir dakika, Brezilya ne yapıyor turnuvada? Münih'te falan maçları vardı. Fransa'ya yeniliyor 1-0 çeyrek finalde. Çeyrek finalde yeniliyor. Bir tane Thierry Henry arka direğe bir top kesiyor, duran top. Gelişine vuruyor, tavana asıyor. Doğru. Ve Fransa sonra yarı finalde kimle oynadı dedin, onu da izlemişsin. Portekiz'de oynuyor Fransa. Bir penaltıyla geçiyorlar Portekiz'de. Şeyin, Zidane'ın Panenka denediği ve zor giren final maçındaydı. O final maçı. Yarı finalde Almanya, İtalya'da Grosso'nun... Fabio Grosso'nun attığı bir gol var. Attığı golle değil. Son dakikada da çok şık bir vuruşu var Del Piero. 2-0 yapıyorlar yani. Ama harika bir maçtı yani. Benim seyrettiğim en güzel maçlardan biriydi o maç. 2006'yı bitiyorum, 2010'a geçeceğim. 2010'da çünkü ilginç bir Dünya Kupası yine. 2010 Güney Afrika. Daha önce Güney Afrika seyahat amaçlı gittiğimde aslında güvenlik probleminin ne kadar yüksek olduğunu görmüştüm. Yani o yüzden 2010'u hatırlıyorum. Şartlarım, işler vesaire falan da ama bir yandan güvenlik de korkutmuştu beni ve 2010 Dünya Kupası'na gitmedim. 2006'ya gitmeme rağmen. Ama sen bana göre daha yürekli ve tabii ki kaçırmayacak bir insan olarak gittin. Ya bayağı sıkıntılı bir Dünya Kupası'ydı. Yani dışarı çıkma olsun, yemek yeme olsun, her türlü temel insani faaliyet bile belli bir güvenlik kriterine uygun gerçekleşmek zorundaydı. O yüzden hakikaten çok zor bir kupaydı. Başına gelen bir şey var mı hiç? Ya gece polisle itişik kokuşmamız vardı. Bizi çevirdi bilmem ne. Ya para istiyorlardı bir şekilde. Ama... Bir dakika sizin hikaye değil miydi? Şehir dışında bir yere mi ne gidiyorsunuz yolda? Benzince falan neydi? Anlatsana. Sentin diye bir yere anlat. Gidiyorduk. Ters girdik. Bilmem ne bir şey oldu. Polis geldi. Olayı kapatmıyor. Ya dedim işte senin beni koruman lazım. Burada sen nasıl bana böyle davranıyorsun? Bilmem ne itiş kakış oldu falan filan. Ama şimdiki aklım olsa hayatta şey yapmazdım. Oğlum Güney Afrika yani. Polisiyle. Evet, yani evet. Adam seni alsa götürse ne yapacaksın? İşte cehalet diyeyim yani. Orada okey deyip olayı kapatmak gerekiyorken gençlik ateşi öyle yapmış yani. Uzun mu kaldın 2010'da? Bir ay kaldım. Şu vuvuzelayı çalsana bir. Çalmayı becerebiliyor musun? Bilmiyorum ki. Oradan mı getirdin? Bu arada rica edeyim ben şeyi... Zordu. Tamam. Pek bir şey diyeceğim. Bu ne abi? Çalan çok insan var değil mi? Biz televizyondan bile duyuyorduk. Abi 10 bin kişi falan çalıyor tribünden. Peki aralıksız mı? Aralıksız ya, da böyle, etmiyor musun böyle yani? Bir saçma sapan bir şey olamaz yani. Çalınca ne oluyor bilmiyorum yani ama evet. Şimdi bu üzerinde dışında bir de şey rica edeceğim. Şu çapkalar var büyük baret gibi olan yani. Hani çok ilginç. Onun hikayesini anlatsana. Şunu versinler bir sana. Şu bunları da anlatsana bir. Ya böyle en azından lokal şeyler olan bir Dünya Kupası ilginç olabiliyor değil mi? Şu al bak. Evet. Ver birini de bana bakayım. Hangisi ne? Spain, Arjantin'e. Ne bu? Şöyle bir yakın çekim göstereyim şöyle şuradan. Bir baret bunlar.
bu statlar yapılırken gerçekten yani orada kullanılmış mı bunlar? Baret kullandığı baretler. Yani öyle diyorlar, bilmiyorum. Ve bu bir sanat formuna dönüşmüş. Buradan bunları işte itip kakıp kesip çıkartarak çöldüreyim. Böyle taraftar şapkası halinde yapıyorlar ve satıyorlardı. Peki bunları taşıdın mı oradan buraya? Taşıdım ya? Ve şöyle. İki tane de Trabzon taşıdı, yaptırttım. Bunu yapan çocuğu buldum. Ha, bunun Trabzon'sunda mı var? Var. Ha, şu, tamam o zaman bir dakika. Bu fotoğraf gelecek ve şu anda biz onu göstereceğiz tabii. Tamam okey. Çünkü seni sevmem bir sürü Trabzon'da izliyor bunu. Görsünler okay, onu yani. Okey olur. Tamam. Bunları yaptırdın. Bunları taşıdık yani. Abi inanılmaz. Peki bunu takan insanlar vardı öyle gezen. Var tabii canım. Çok güzelmiş. Hatta yani biz acayip bir kiloyla geldik ya. 180 kiloyla geldim ben şeye. Çünkü oradan Türkiye'ye. Lokal bir şeyler de aldım. Yani şarap ihtimalle. Marap da aldık bilmem ne falan filan. Bu arada şu açıdan ben seni yani hani bunları almanı da çok doğru buluyorum ve güzel. Ben Dünya Kupası'nda Avrupa dışında bir yerde olduğunda bu tarz lokal şeylerden keyif alıyorum. O güzel aslında. Ya çünkü Avrupa senin bildiğin bir kültür ama bu kültürü gezmek farklı yani orada. Brezilya da öyleydi. Bahia'da. Doğru. Bahia'sı ayrı, Manaus'u ayrı, Porto Alegre'si ayrı. Konuşacağız. Yani, onu birlikte evet, yaptığımız evet, için evet. Onu ayrıca özel olarak bir sonraki programda konuşacağız. Futbola dönersek ne hatırlıyorsun? Yani hani grup maçları, İspanya'nın artık hani senin çok sevdiğin Barcelona'nın coşmasıyla ben oynandı. İspanya'nın her maçı 1-0 alıp Dünya Kupası'nı aldığı bir kupa diye hatırlıyorum. Yani çok güçlü bir takımı vardı. Rakibe pozisyon vermeden baskısını hissettirip her maçı bir Şili'yi yeniyor, Paraguay'ı yeniyor, Almanya'yı yeniyor, Hollanda'yı hepsi 1-0 maç alıyor. O turnuvada yani. Şunları hatırlıyorum ben. İyi bir Uruguay var Diego Forlan'la. İyi bir Hollanda var. Snyder'in falan çok formda olduğu. En akılda kalan maç Uruguay-Gana maçı değil midir? Suarez'in 1-0'ken maç elde çıkarttığı. O 2010 mu? Evet. Uruguay'ın konuşun bunlar Asamoah Gyan'ın penaltı kaçırdı. Evet. Ve kırmızı kart görme pahasına bir üst tura taşıyor. Evet. Brezilya ilginç. Brezilya galiba Hollanda eğleniyor. Felipe Melo. 2-1. Hem kendi karesinde gol atıyor hem kırmızı kart gören ilk oyuncu oluyor galiba Dünya Kupası tarihinde o maçta. Olabilir. 10 kişi kaldı atanıyorum da evet, olabilir. Evet Melo. Felipe Melo. 2-1 kaybediyorlar yani. Zaten Melo'nun sonra Galatasaray'a gelmesinde falan da o dönem şey yapıyor. Hollanda Brezilya diye hatırlıyorum ben sanki o maçı. Evet Hollanda, evet 2-1 Hollanda Brezilya. Portekiz bir hafif bir Brezilya ile aynı grupta hafif bir parlıyor. İspanya'ya çakılıyor. Yeni kupadan dönüyor Portekiz. İngiltere, Almanya çizgiyi geçti mi? Geçti evet, mi geçmedi mi? Yani bu çizgi goal line dediğimiz çizgi. Ondan sonra çıkıyor zaten. O maç 2010'da. İki birken evet. İngiltere'nin şutu evet. Çizgiyi geçiyor. Ve bariz geçiyor. Ya hani öyle böyle değil. Yani, evet. Yani tabii 1966'daki gibi değil yani. Hani bu sefer çok net geçiyor ve verilmiyor. Sonra Almanlar iki gol daha atıp ilerliyorlar ve goal line teknolojisi ondan sonra karar veriliyor evet. Zaten. Sonra Almanlar sonra Arjantin'e patlıyor 4-0. Evet. Almanya'nın Mesut Özil'in patladığı turma o. Evet. Mesut Özil'in kendini... şeye bir golü var. Gana'ya bir golü var hatta böyle cihaz dışarısından çekip vuruyor falan. Thomas Müller'in çok iyi oynadığı bir turnuva. Şey demişlerdi. Thomas Müller'in kim olduğunu Maradona'ya sorsanız acaba bilir miydi falan demişlerdi. 4-0 Klose zaten yine var takımda falan. Almanlar da iyiler o dönemde. Zaten finale kadar da işte. Yarı finale kadar geliyor. Yarı finalde İspanya. Onları İspanya eliyor. Puyol'un Kafa vurduğu penaltı noktasında orada o maç değil mi? 1-0 o maç. Sonra final nerede oynandı orada? Johannesburg. Nasıl bir maç o da hatırlıyor musun? Acayip soğuktu ya. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ha, kışa denk geldi orada tabii. Battaniyeyle falan filan seyretmiştik maçı yani. Ya İspanya'nın hakim oldu ama Robben'in kaçırdığı bir top var ki Hollanda'da. Evet. Ya artık maç bitecek. Kaçırdı ve ondan sonra Hollanda çok iyi geldi. Şey tutuyor muydun birini? İspanya tutuyordum. İspanya'yı. Evet. Sen tabii de o dönem Xavi'ler, Iniesta'lar vesaire. Aynen. Ya şeyi nasıl hatırlıyorsun? Mesela Kore'deki Dünya Kupası'na bahsederken ev sahibi takımlardan falan bahsederken Güney Afrika çok fazla şey yapamadı değil mi? Bir tane gol attılar uzaktan falan böyle bir futbolsal bir şey yaptığını hatırlamıyorum Güney Afrika'nın ben. Sen hatırlıyor musun onu? Hayır. Açılış maçında bir tane bir golleri vardı galiba. Uzaktan bir adam atmıştı falan filan. Bir tek onu hatırlıyorum ben yani. Köşeye vuruyor uzağa evet. 90'a doğru. Böyle Güney Afrika falan Afrika takımı öyle bir beklenti vardı çünkü. İlk kez zaten gruptan çıkamadılar. Bir de son maçlarında Fransa'yı yenmişlerdi. Fransa karışmış bayağı bir ora takım kendi içinde. Ama başka bir şey gösteremediler yani. İlk kez Dünya Kupası Afrika'da oynandığı için herkese bir beklenti vardı. Acaba kıta takımları Gana onların gazını aldı biraz. Gana, evet. Gana iyiydi yani. Gana yarı final yapacaktı ya. Yani. Yenebilseydi. Amerika'yı yendi. Sonra Uruguay yapsa yarı final yapacaktı yani. 2006 ve 2010'dan üzerinden geçtik Nevzat. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.